300 lira. Hatta 300 lira. Şu anda Afrika'nın en büyük meyvesiyle karşılaşıyoruz. 60 liraya neler gelecek görelim. Fiyatlarını da görmeden olmazdı tabii ki. Evet, 12 lira bu. Gayet güzel bir porsiyon şöyle. Şimdi kilosu how much a kilo you say? Şöyle dikenli gilden bir şeyler bulduk. Nedir bu? Ne bileyim ben. Şöyle. İnanılmaz pahalı. Gördüğünüz şeydir 1200 lira. Şu 240 lira. Dikkat et, kağıt paranın fotokopisi olmasın. Anlıyor gibi gülüyor. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Darüsselam caddeleri, sokakları ve çölcüklerinden yine size sesleniyoruz. Bugün çarşı pazar gezelim dedik ancak yol üzerinde çok enteresan bir şey gördük. Böyle sahilimsi bir yer var ama deniz yok. Acaba dedik gel git olayı mı var burada? Değilmiş. Meğersem buradan okyanus suları alttan buraya kadar gelip buraya böyle tuz çıkarırmış. O tuzu burada Afrika yerlileri böyle çıkartmış. Yerlileri adamlarına seven kabile muamelesi yaptı. Şehrin ortasındayız şu an. Bu tuzu buradan ayıklarlarmış. Ondan sonra kurutup satarlarmış. İşte kaya, bizde var ya kaya tuzu, bu da okyanus tuzu herhalde diye geçiyor. Ayağımızın altı böyle lapa lapa şeymiş ya, yani, okyanus suyumuş. Eğer okey alabilirsek onları nasıl buradan tuz çıkardığını falan bir görüntüleyeceğiz. Ama tabii şans biraz tutucu olabiliyor bazıları burada. Hello. Şuraya bakar mısınız? Bak. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Her taraf balık. Tabelayı göster, plaj hamsicisi diye. Bildiğiniz hamsiye benziyor. Bak küçük küçük. Küçük hamsiler. Bunları okyanusta topluyorlarmış. Okyanus bu arada şu tarafta kalıyor. Bunları toplayıp getirip bu kumların üzerinde kurutuyorlarmış. Kuruttuktan sonra toplayıp çarşıda pazarda götürüp satıyorlarmış. Oradan birazdan yer miyiz çarşıda pazarda? Valla merak ettim ben, yeriz. Ben hiç merak etmedim, şu kargalara bakın. Harbi kargalardan kalırsa ya. Kuruttukları şekilde mi satıyorlar baharatlayıp bilmiyorum, yoksa biraz daha pişiriyorlar mı? Sanırım pişirmiyorlar. Burada kuruttuklarıyla götürüp pazarda satıyorlar. Bunlardan nasıl kalıyor ya burada balık? Hemen yeni öğrendiğim bilgiyi de vereyim. Bu balıkları buraya sermelerinin sebebi toprağın, yani kumun şeyli olması. Söyle. Tuzlu. Bak alsana biraz ağzına. Bak şuna. Ağzıma mı? Tabii tabii. Ben baktım sana. Gerçekten mi? Evet bak. Yapma yapma yapma. Çok sağlıklı. Süper sağlıklı. Çok ağır tuz. Yani beni alacağım mı sırtına? Gel, alayım. Yalnız burada her şey parayla çalışıyor. Sen de verirsin ücretini. Vereyim sana bir 100. Neydi buranın parası ya? Şilin. Şilin. Allah, Allah dur bir kalk öyle. Atladı mı? Kamerayı düşürme. Kamerayı düşürme, yanar sonra. Evet gördünüz şoförüm, mü? Şoförüm gördüğünüz üzere. Şoförüm. Can düşürme beni sakın. Ayağın kayıyor mu? Ağzı pirana mı kapacak? Dimsah mı çıkacak? Orada kahvaltı bile yapmadık. Böyle biraz sokak lezzetleri, yemekleri tadarız diye. Neyse şimdi pazara gidiyoruz. Bu arada bize dediler ki çok dikkatli olun. Çantanızı öne takın. Telefonlarınızı falan cebinizden kesinlikle çıkartın. Ondan sonra işte bu kadar. Ah, small one. Şu anda balık pazarına geldik. Neler yaşayacağız bilmiyoruz ama özel izinle gezmemiz gerekiyormuş. Evet. Çünkü turistlerin geldiği bir yer değil. O yüzden önce bir izin koparmaya çalışacağız hep beraber. Girişte elimizde kamerayı görünce izin almamız gerektiğini söylediler. Şimdi bir yere geldik. Ofis gibi. Yoğun kokan bir yer. Şimdi buradan izin alacağız. Galiba yanımıza bir tane de polis verecekler güvenliğimiz için. Bekliyoruz. Adam çok baba çiğni numara bu yoğun. Polisleri beklerken balkona geldik. İnanılmaz yoğunluk aşağıda. Ve bir koku yukarı doğru yükselen. Şuradan büyük ihtimalle balığı getiriyorlar. Bak buralarda satıyorlar. Enteresan ortamlar. Bir tane turist yok farkındaysan. Bir tane yok. Sadece biz varız. Evet, bize ödül verirlerse çıkarken inşallah. Her çok küçük bir balık. Kalabalık. Evet, merak ediyorum. Her çeşit balık var. Beni arkanda bırakma. Şimdi balık pazarının balıkları bu gördüğünüz arkamızdaki teknelerle günlük olarak, hatta saatlik olarak sürekli geliyormuş. Sabahtan akşama kadar buraya taze balık gelir. Burada satılırmış. Şekle bakın şekle. What's your name? Mamo. Mamo. Oboa. Oboa. Cihan. That's a Mamo. You should go. How many fish you get? Yes. A lot of. Good. Ah, small. Evet, derinleşiyor. How many meters is this boat? How big? Come on, it's a panda panda. Jump. No. Boşuna ıslattın kendini be. No problem, no problem. Sana da binmeyin dedim. Parası!
Çok büyük bir pazar bu arada burası ve inanılmaz kokuyor. Belki de hiçbir şey yemediğim için şu an bana öyle geliyor. Bir süre sonra alışıyor gerçi insan. Tabii canım, niye alışmıyorsun? Hastası olmayalım yeter. Mavi yengeç gördük. How much a kilo you say? Kilo 15. 15. Tuna fish mi? Tuna. How many kilo this is? How many? Maybe 20. Maybe 20 and 25. Do you sell it as kilo or all together? How much this? That's 180,000 shillings. Yılan balığı şu anda gördüğümüz. What is it called in Tanzania? Tanzania only you say Dongola. Dongola. Thank you. My thank you. Thank you. Balık pazarını bitirdik, çıkıyoruz şimdi. Bu arada burada şu ana kadar keşfettiğimiz bir şey var. Herkes bir şekilde yardım eden herkes sizden para istiyor. Normal, olur öyle şey. Verseniz de oluyor, vermeseniz de oluyor ama bir teklifte bulunuyor öncelikle. Evet, bizim hakkımızda çok güzel izlenimler oluşmadı şu ana kadar. Kimse bir şey vermediğimiz için. Bakalım inşallah bu şansa devam ederiz. Son bir abi kaldı isteyecek olan, onu da vermeyeceğiz inşallah. Şu bağıran. Güzel mi? Aç bir tane. Aç bir tane de bana aç. Nerede bu? Bizimki bu mu? Nasıl tadı? Çok güzel. Gerçekten. Can you have two? Ciğere benziyor bu. Yok. Evet. Bu arada pilav üstünde öyle bir gider ki. Çok güzel ha. Şu anda Afrika'nın en büyük meyvesiyle karşılaştık. Bu böyle kocaman bir şey bu arada. Yarısı bunun. Şimdi onun tadına bakacağız. Çok merak ediyorum. Bunun adı Fenensi galiba. Fenensi. Bir İngilizce'de de Jack Fruit mu ne diyorlar? Jack Fruit mu öyle bir şeymiş. Baya yumuşak bir şey. Ye bakalım neye benziyor. 10 üzerine kaç? Beğenmedin sen. Çaktırmıyorum. Beğenmedin. Kavun gibi. Ama? Kavunun sert hali gibi. Al o kavunu pek sevmem. Soğuk gider ya. Favorim bu. Evet, pazardan bize kalanlar. Hadi bakalım. Market pazar alışverişinden, daha doğrusu yemeklerinden sonra. Kaosundan sonra şimdi böyle güzel bir okyanus havası alalım, biraz sakinleyelim diye az insan olan yine bulunduğumuz bölgeye yakın bir okyanusta bir güzel bir kıyıya geldik böyle. Ne kadar çok genel tabirlerle anlattım, farkında mısın? Okyanus deyince sanki küçücük bir göletten bahsediyormuşuz gibi. Hop hop hop. Aa çok sıcak. Gitti misin? Evet, ne inanılmaz. Bakayım ben de. Oo bu ne ya? Oha 20-25 derece var ya, su yanıyor. Girer miyiz? Hayır. Hazırlıklı değiliz bugün. Evet. Şu anda bulunduğumuz yer Dynasty Beach diye geçiyor. Bunju bölgesinde güzel bir sahil. Burası böyle çok, nasıl insan yok ben anlamadım. Herhalde gelip daha serinlediği zaman denize girdiklerini söylediler. Deniz suyu inanılmaz sıcak. Ben olsam ben de girmezdim. Adamlara hak veriyorum şu anda. Şuna baksana, bunu Türkiye'de evet. Tanesini 100 liraya satıyorlar onlar. O Hindistan cevizi kapı şeysi değil mi? Evet. Bakayım bir. Oo kadar sağlam. Evet ama ortası delik. Tamam biz yağ süreceğiz ondan. Bence alalım onu. Hatıra. Yemeklerimiz geldi. Burası bu arada düşündüğümüzden daha pahalı bir yer. Böyle çok kafamıza göre yemek yemiyoruz. Evet. Bir tavuk söyleyelim dedik. 8000 şilin 48 lira yarım tavuk. Ya TL'ye vurduğumuzda burada gerçekten çok zor her şey. Evet. O yüzden ufak çaplı takılmak zorundayız. Patates söyledik şimdi. Bu kaç para? Bu 2000. Evet 12 lira. Bu gayet güzel bir porsiyon şöyle. Yanında ekmek gelmiyor burada. Ekmek kültürü yok arkadaşlar. Aklınızda olsun, gelirken ekmeklerinizi buzda atıp öyle geliyorsunuz. Öyle ekmek yok yani. Garlic bread falan yapıyorlar. Sarımsaklı ekmek veriyorlar ama o da yine parayla. Yani zor. Çarşı pazardan yemedikten sonra burada geçinmek gerçekten çok evet. Zor gözüküyor. Şu anda biz başkentteyiz. Başkent böyle. Köyleri ve diğer şehirleri tabii ki daha farklı olacaktır. Safari vesaire gibi diğer aktiviteleri yapacağımız yerler umuyoruz ki daha uygun fiyatta olacaktır. Hiç sanmam da göreceğiz. Yoksa buradan Kenya'ya ilk uçakla kocan kaçar söyleyeyim. Kenya'dan mı uçacağız? Bilmiyorum ki. Sos da mı yok ya? Ketçap mayonez olur. Ya su sıkıntısı çeken bir ülkede patates cipsi yediniz diye masaya el yıkama suyunun bırakılması da çok enteresan değil mi? Ha? Belki içmek içindir. Hayır sordum, yıkamak içindir. İçmem. Takı kutusu, hoş geldin. Umarım götürebilirim onu. Karavanla her yere saplandığımız yetmiyormuş gibi şimdi de buraya gezdiğimiz araba saplandı.
Saat 5.30 ve yine trafiğe kaldık. Buranın maalesef en büyük sıkıntılarından biri trafik. Sabah, öğle, akşam hiç fark etmiyor. Hani bizde mesela sabah çok erken saatine çıkarsın, ne bileyim hafta içi bilmem kaçta çıkarsın, sakindir bilirsin ya. Burada hep full her şey. Bir de biz biraz daha şehrin dışındayız şu anda. O yüzden her şekilde trafiğin içinde buluyoruz kendimizi bir şekilde. En iyisi Bodo Bodo. Pazar gezmesinden sonra gelip bir alışveriş merkezinin fiyatlarını da görmeden olmazdı tabii ki. Neyle başlayalım ilk olarak? Şu şöyle 300 lira. Hatta 300 lirayı da geçiyor. 350 lira. 5 kilo. Yumurta bu ne ya? 130 lira bu yumurta. Hey maşallah. 120 lira. 1 litre su 6-7 lira gibi. Şu 240 lira. 180 lira. Glisler 180. Aa. En ucuzunu bulalım. Abi şu bizdeki işte Bim'deki kabı var aynı. 60 lira, 70 lira. Opa, inanılmaz fiyatlar ya. 8. Ha, 5 şey var bak burada. İnşallah ha. Şey olmayız. Saçlarımız sökülmez. Yok, elma çıkar kafandan en fazla. Tamam, 5000'e bulduk. 30 lira şu. Oha, 300 lira. Bu neymiş? Jilet takımı. Evet, jilet takımı 300 lira. Jilet takımı ne demek ya? Ne jilet bu? Boyuyor bu. Sakal boyama. Sakal İnanılmaz boyama. Bir şey. Sakal boyamayı bulduk Tanzanya'da. Sakal boyamayı bulduk. Bir de üstünde 300 lira. Şimdi Türkiye'de en ucuz şeye geldi sıra, makarna. 60 lira. Şu. Barilla. Hadi o İtalya ürün. Başka bir şey bak. Şuraya bakalım mesela. Ha, tamam. 30 lira. Şu makarna 30 lira ya. Evet. Bu nedir arkadaş? Mutlu. Aha. Türk makarnası. Türk makarnası canım benim. 2400 lira. 12 lira. 13 lira. Canım bak burada da kurtarıyor insanlar ya. Helal olsun. 13 lira. Aa, şu pastaları çok merak ediyorum şu anda. Nasıl bu şimdi? Kafam gitti ya, bu 300 lira mı yani şu an? 300 lira mı bu? Nasıl yani? Sıra geldi bir evin olmazsa olmazı pirince. 7, 6 kere de 42, şu 42 lira. Yani seçenek çok, 7 lira. 21 lira. 7 çarpı 6, 6 42 lira. Sen ucuzunu kaça buldun ya? Şu. 3 çarpı 20 lira. Evet, güzel. Ucuza var aradığın zaman. Süt bakmaya gidiyorum şimdi. Sütler 37 lira. 1 kilo süt 37 lira. Burada asgari ücretin 150 dolar olduğunu öğrendik. Fiyatlara baktığımız zaman vatandaş nasıl geçiniyor inanın anlamış değiliz. Hemen yol üzerinde durup şuradan bak. Hemen durduk. Şansa tamam. 6200 şilin çarpı 6. Şu gördüğün şey 6 kere 6 36, 36. 40 lira. Hadi tamam, bu Türkiye'de normal, tamam. Sonunda normal bir şey normal, bulduk. Evet, maşrafa ve leğenler burada en ucuz olan şeyler. Ne mutlu bize. Fiyatlar inanılmaz pahalı ya. Yani hadi ucuz bir şeyler arayalım desek bulamayacağız. Şu kova ne demiş? 150 lira mesela. Tamam, kullanmak zorunda değilsin de ucuz bir şey yok. Çadır bakalım mı kaç lira? Bakalım. Hadi bir çadırlara bakalım. Çadırlar, evet. Düşünüyoruz bir çadır kampı yapmayı burada ama fiyatlar bakalım ne diyor. Mesela şu çadır 200 bin demek ne demek ki? 6.200 lira. 1200 lira. Şu gördüğünüz çadır 1200 lira. Yuh be. Abi 73 bin şilin şu. 6 kere 400 lira şu tulum. Ve hiçbir özelliği yok. Bir marka falan filan değil yani. Kamp ocakları, kamp şeyleri bak. Kamp işi 6 kere 42, 420 lira şu. Bu 180 lira. İnanmam. Vallahi. Ciddi olamazsın. 180 lira Cihan. Mangal da yapamıyoruz. 6 kere 3, 180 lira evet. İkili havlu 5, 6, 30. Şu 40 liraya yakın yani. Hemen otomatik 1'e doğru yönelelim. 6 kere 8, 48 lira şu. 48, 50 lira hatta. Evet, akslara bakıyorum. Akslar ne kadarmış? 5500 shilling yani 5, 6, 30, 35 lira falan burada. L'Oréal Paris'ler ne kadar? 60 bin çarpı 6, 360 lira. Cihan'la buranın restoranlardaki fiyatlarını gördükten sonra dedik ki çantamıza ekmek, domates, peynir alır o şekilde gezeriz ama o şekilde daha pahalıya denk geliyor her şey. Bu cips 19 lira. Smirnoff vodka litrelik
30 bin şilin 180 lira. Absolutler ne kadar? 50 bin dese 300 lira. Maç para Heineken 15.90 lira şu an. Sneakers'a bakıyoruz. 1600 çarpı 6, 6, 6, 36, 10 lira. Marslar 50 lira. Çikolatalar biraz ucuz gibi sanki ama bilemedim. Nasıl yani? 10 yok lira ya. Ucuz mu? Ucuz bir şey yok gerçekten. Ya TL'ye mi vurmamak lazım? Kafaya mı takmamak lazım? Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi sonuçta Türkçe konuşuyoruz. O yüzden TL'ye vuruyoruz. Şimdi dolarla para kazanmıyoruz ki dolara vuralım. Ciyancık. Doğru. 730 bin şiling yani 6, 7, 42 kaç? 5 bin lira. Şu bavulu aldığın zaman dünyanın her yerine zaten gidebiliyor olmaz artık rahatlar değil mi? Zenzibar'da gidersin, Menzibar'da. Şey aslında bu babı. Evet. Alaaddin'in şeysi, halısı. Tabii tabii, sihirli. Evet. Tahmin edelim. 200 lira. 180 lira. Yuh ya. Hadi tamam, tekstil ürünleri her yerde çok pahalı. Ona okeyiz de hala kabullenemediğimiz bazı şeyler var. Nevresim takımları. Bak 500 bin diyor Ebru. Ne? 500 bin? Şu 3 bin lira. Evet. Yok canım. 3 bin lira mı? Çok da ağır ha. Bak şunlardan. Açmamsı böyle ekmek. Kıvamı çok güzel gözüküyor ama. Evet. Fiyatı ne kadarmış? 2500. 2500 ne yapıyor bizim parayla? 6 ile çarp. 6 ile çarptığımızda 12, 13, 14 lira falan gibi bir şey. 14 ekmek. Lira ekmek. Başka wow. Ne var? Şu sandviç ekmekleri ne kadar? 12.500. 6 ile çarp 60 lira. Yuh. Yuh. Ya burada yaşadın mı ölmen yaşamak eşit gibi bir şey. Tahmin et kaç para? 28 bin çarpı 6, 180 bin liraya. 30 çarpı 6, 180 lira. Şu ekmek 180 lira. Onlar da 1000 ya. Oha çok pahalı ya. 180 lira mı? İnanılmaz pahalı ekmek. Ama ya burada şu da var mesela. 1600 demiş çarpı 6 sadece 10 lira. 6 lira. Bu şu 10 lira evet. 10 lira bu. Bu niye böyle? O büyük ihtimal şey. İtalya ürünü olduğu için. Ekmeğin İtalya'da olmaz ya. 180 lira ne demek ya? Evet tuhaf fiyatlarla karşı karşıyayız. İnsanlar nasıl geçiniyor çok anlayamadık açıkçası. Yani herkes zaten dışarıda yemek yapıyor. Galiba durumu biraz daha alt seviyede olan insanlar o şekilde alışveriş yapıyor diye düşünüyorum. Yani bu markete gelen insan zengindir. Başka bir açıklaması yok kısaca bu. Hemen bakalım elektrik ölçerimizi. 6 kere 240 lira. Türkiye'de tamam. Şu 50 lira. O zaman dekopaj kaç para tahmin et? Dekopajı söyleyeyim mi sana kaç lira? En az 100 bin şilingdir. Yani 600 bin, 600 lira. 180 bin şiling. Ne yapıyor? 600 lira, 1000... 1200 lira. 1200 lira. Of. Hadi çıkalım yeter. Ben hiçbir şey almıyorum. Bırak o şampuanı bırak. Vallahi bırak. Sadece şampuan aldık, onu da bırakacağım bırak. Ya. Ciddiyim lokal bir yerden alırız diye. Evet. Bakkala gideriz. Evet. Tavuk yiyeceğiz. Videoyu aynı bir şekilde kapatmak zorunda kaldım çünkü oradaki bir amcamız bana çok kötü carladı kamerayı açtığım evet, için. Videoları açıp izlediler. Burada bir asker var. Öyle çekemezsiniz falan dediler. Tam da hala çözemedik. Çözme aşamasındayız bu ülkeyi. Kimi çok seviyor bir anda kamerada görünüyor, deliriyor aynı benim gibi hareketler yapıyor. Kimi de hiç sevmiyor. Ne yapacağımızı bilemedik o yüzden. Böyle kesik kesik oluyor o yüzden bazı yerler. Birden kesiyoruz başka bir yere gitmek zorunda kalıyoruz falan. Olsun. Şimdi de eve geldik. Bu arada oradan tavuğumuzu aldık. Tavuğumuzu gösterelim istersen. Çünkü en ucuz yemek şu anda bu. En ucuz dediğin yarım tavuğa ne kadar verdik? 30 5, lira. 5000 30 lira. Yarım tavuk 30 lira. Yine Türkiye'nin iki katı. Güzel bir tadı. Tadı bayağı iyi. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Tavuğundan bir şey var, sosundan var anlamıyorum ama senin çok iyi. O fiyata satsam ben de katarım sana. Pasaportları koydum. Nereye? Cüzdanlar, paralar falan öyle. Bu arada çantaları... Burada. Evet. Bu arada biz burada yağmur sezonuna denk geldik bir kısım aslında. Mart, Nisan gibi hatta Şubat'ta başlıyor. Mart'ta, Nisan'da yağmurlar burada çoğalıyormuş. Tabii son 10 yılda gittikçe azalıyormuş ama bilmiyorum. Hatta geçenlerde bir haber okudum. Geçen ay için söylüyor. Kuraklıktan 62 bin tane falan büyükbaş, küçükbaş hayvan ölmüş. Tanzanya'da. Ev rahatlığına daha fazla alışmamamız lazımdı. O yüzden kendimizi artık olayın içine atmamız gerekiyor. Umarız ki mambo, neydi birkaç kelime daha var. 3-4 tane bildiğimiz Afrika kelimesi. Habari. Habari. 2. Mambo jumbo. 3.
Asenta Belot Balisiba Siba. Dört tane kelimeyle çıkıyoruz Afrika yollarına. Biz artık Darüsselam'dan ayrılıyoruz. Tanzanya'nın en kalabalık şehrinin yaşamına tanıklık ettikten sonra biraz da farklı kültürlere ortak olacağız. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için Asante Sana. Bye bye.